adam ya. Sizin vampirler de güzel göbek atıyormuş ha. Aa, Güdük abi. Buradan alçak herif. Çocukları niye uyandırmadın ha? Biraz daha eğlendikten sonra söyleyecektim Güdük abi. Ama seninkiler hemen uzadı. Gelme lan, gelme. Uzarlar tabii. Ama sen gel de bir de çocukların halini gör. Böyle şaka mı olur lan? Ha? Ama söyle o deli patronuna, bunun hesabını çok kötü ödeyecek. Anladın mı? Hadi eyvallah. Peki Necmi abi. Hay Allah, bir sefer sınırı açtık galiba. Bacaksız efendi. Kimdi o? Kim kimdi? Bu giden. Ha, o mu? Düdük Necmi. Düdük Necmi mi? Ha. Kim ki o? Eski bir hababamlı. Eski mi? He. Gerçekleşmesinde bana destek olan Tokat Devlet Tiyatrosu'nun değerli oyuncularından Süheyla Hanım'a teşekkürleri bir borç biliyorum. Süheyla Hanım. Ve konservatuarın yetenekli genç öğrencileri, ayrıca Arda'yla Hilkat ikilisine de binlerce teşekkürler. Evet, evet, işte büyük an geldi. Okul tarihimizin İlk hababamsız müsameresi başlamak üzere. Şaka değil, değil. Şaka ama gerçek. Ne kadar heyecanlıyım, ne kadar mutlu ve mesudum sizlere anlatamam. Neyse, lafı fazla uzatmayalım ve sizleri gösteriyle baş başa bırakayım. Şov başlıyor. Çocuklar hiç olmazsa şarkılarını bitirsinler be. Bırakın başka yerde bitirsinler kardeşim. Ne dedim ben size? Bunlar artık eskidi. Bunlar bu okulun öğrencileri değil. Bu müsamerede sadece bu okulun öğrencileri şarkı söyleyebilir. Ver. Ne yaptın lan manyak herif? O Cemal Reşit Rey'in sopasıydı. Ben ona yerisini şey ettiririm. Siz de kesin lan şarkıyı falan. Hadi karga sürüleri. Kışt, kışt, kışt. Kışmıyoruz lan. Ne yapacağını? Ya, demek öyle ha. Güvenlik. Güvenlikçi! Güvenlikçi! Gittim Bedir abi, Emre! Emre! Çıkar şu işgalcileri sahneden. Gerekirse zor kullan. Sen de kapat lan şu işi. Ya, kapat! Ya ne biçim adamsın sen be? Bırak çocuklar şarkılarını bitirsinler hiç değilse. O kadar hazırlandılar.
Şu herifi de çıkart. Çabuk ol, çıkart, çıkart. Ama Bedir abi. Hala bana Bedir abi diyor. Gerekirse ben çıkartacağım. Hadi çıkart. Kusura bakma Gülük abi. Ben de emir kuluyum. Tamam. Evladım muhabbeti bıraksana. Çıkartıyorum adamı. Aa! Hadi ikili amice. Hadi yaylan bakalım. Hadi. Hey! Yeter be. Dokunma, dokunma. Necmi abiye dokunma baba. Manyak mısın lan? Kime dokunacağımı sana mı soracağım? İşte dokunuyorum. Ne var? Oh! Dokundum işte. Oh! Lan babacığım bak dokunma diyorum Necmi abiye. Bak dokunma, dokunma, dokunma. Ercümen çok ayıp. Ne biçim konuşuyorsun sen babanla öyle? Karışma lan sen. Ne demek ya? Girme baba oğlu arasına. Kış, kış, kış dede. Lan sana dokunma demedim mi lan? Dokunma demiyorum lan. Ercümen ne yapıyorsun? Ya bırak şu silah bacaksız amca. O silah benim üzerime zimmetti. Bak bırak diyorum sana bırak. Bak ben de sana bırak diyorum ha. Aha bıraktım. Eşhedü en la ilahe illallah. Ercüment! Oğlum ne yaptın? Öldürdün adamı! Allah'ım ne yaptım ben? Katil oldum ya. Ercüment, şimdi sakin ol. Bırak şu silahı yere. Hadi yavrum. Elimi kana buladım Güdük abi. Çok dikkatsiz Ercüment. Güdük abi! Güdük abi! Allah'ım! Ne yaptım ben? Gene katil oldum. Ercüment, oğlum bokunu yiyin başka kimseyi vurma. Bak okulun adı çıkacak. Lan genç yaşımda katil zanlısı oldum ben. Hapislerde çürüyeceğim. Hasretinden prangalar eskiteceğim. Merak etme oğlum. Sana en iyi avukatları tutarım. Yeter ki şu silahı bırak elinden. Kurbanın olayım bırak. En az 40 sene verirler. Değil mi babacık? Derselerine yazar oğlum. 10 yılda bir av çıkıyor. Hadi bırak şunu. Hayır. Hayır. Hayatımın baharındayım baba. Hayatımın baharındayım. Oğlum oğlum. Hepsi senin yüzünden oldu lan üvey köpek. Ercüment yanlış anladın. Sus ulan. Bari hapse gireceğim seni de öldüreyim. Ama bak Ercüment lütfen yalvarıyorum sana. De get ulan. Bana yalvaracağına. Cehennemde zebanilere yalvar köpek. Ne yaptın lan sen? Ercü! Ercü! Ne yapıyorsun oğlum lan sen? Manyak! Galiba cinnet geçiriyorum kötü Kenan. Bari bir tane de kafama sıkayım da bitsin bu mavra. Ercü yapma oğlum sakın yalvarırım yapma. Hayır baba, hayır. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı baba. 2 dakikada 3 kişiyi vurdum. Artık iflah olmam ben baba. Tamam oğlum, tımarhaneye yatırırız, iyileşirsin. Ne olur, ne olur canına kıyma. Bokunu yiyip bana bu acıyı yaşatma Ercüment. Ne istersen yaparım oğlum. Ne istersen mi? Evet, ne istersen. Yeter ki silahı bırak elinden Ercüment. Mesela arkadaşlarımı okula geri alır mısın baba? Hemen, anında alırım lan. Peki, okul paralarındaki %50'ye varan indirime ne diyorsun? Çok sıcak bakıyorum. Hatta %60 olsun ulan. Ha baba, bir de İtalyan açı istiyoruz. Ya Japon açıya uyuz olduk ya. Tamam, kabul ediyorum. Tamam ulan, tamam. Ulan hani benim adamımdın lan? Vallahi kusura bakma be Bedir amca. Arkadaşların arasında kala kala ben de Habub amca oldum çıktım. Ulan adiler az daha kalp krizi geçiriyordum lan. İşte ödeşmiş olduk Bedir'cim. bu da sana bir ders olsun Bedir kardeş. Unutma hayatta ne ekersen onu biçersin. Anladım. Unutmayacağım Necmi abi. Öpeyim. Verdiğin sözleri de unutma ha. Unutma. Tamam. Ha babam sınıfı. Önümüzdeki yıl okula geri dönebilirsiniz.
dakika, bir dakika. Yine söz vermiş olduğum gibi seneye İtalyan aşçı tutmayan top olsun. Yalnız biliyorsunuz %60 indirim veremem. Biliyorsunuz çocuklar, benim cebimde akrep var. Ama ama